Merhabalar. Bugün de sizlerle yine bir Çerkez yemeği yapacağız. Yemek demeyelim, bir kahvaltılık. Çerkez bazlaması patatesli. Önce hamurunun malzemelerini söyleyeyim. Öncelikle aldığı kadar un koyacağız. Neyin içerisine? Bir su bardağı süt, bir su bardağı su, yarım su bardağından şöyle bir parmak az sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, bir yemek kaşığı silme tuz, bir yemek kaşığı mayamız var. Bunlar hamuru için malzemeler. İçine koyacağımız patates için şöyle 6-7 tane patatesimiz var. Bir büyük boy soğan koyun. Ben küçüktü bir tane daha ekledim. Tuz, reyhan, toz biber. Biraz da tereyağı ve zeytinyağımız var. Bir yemek kaşığı kadar tereyağı. İşte 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağımız var. Öncelikle hamuru mayalandıralım. Sonra patatesi haşlamaya geçelim. Mayalandırmak için sıvılarımızı biraz ılıklaştıracağız. Sonra içerisine maya katarak başlayacağız. Sütle suyu hafif ısıttım. Ilık hale geldi. Şekerini koyuyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Mayamızı da koyalım içerisine. Bunu da biraz karıştıralım. 5 dakika bu mayanın açılmasını bekleyeceğiz. Sonra unla yoğurmaya başlayacağız. Tuzunu, yağını katıp 5 dakika bekleyelim. 5 dakika bekledik. Bakın kabarmaya başladı maya biraz. Şimdi sıvı yağımızı koyuyoruz içerisine. Tuzumuzu da alıyoruz. Karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unumuzu ekliyoruz. Biraz koyulaşana kadar kaşıkla karıştırabilirsiniz siz de. Sonra tabii ki elimizle karıştıracağız. Şimdi elimize geçelim. Evet, böyle yumuşak bir hamur elde edinceye kadar un ekleyip yoğurun. Şöyle hafif
bastırın. Çok ele yapışmayan bir hamur haline gelecek. Ondan sonra ağzını kapatıyoruz. Bir de sofra bezine sarın. Aceleniz varsa 45 dakikada yeter. Yoksa ama 1 saat mayalandırmaya bırakın. Ben patatesleri soyup doğrayıp haşlıyorum. Onun için soydum patateslerimi. Şimdi doğrayacağım. Sonra su kaynattım kettle'da. Tencereye koyup üzerine tuz atıp suyunu da hemen üstüne geçecek kadar koyup haşlamaya bırakacağım. 10 dakika falan haşlanacak yeter. Şimdi doğramaya başlayalım. Kaynar suyumuzu koyduk. Şimdi altını açacağım. Kaynamaya başlayacak. 10 dakikada pişer. Sonra ezeceğiz. Patates haşlanırken biz de soğanımızı kavuralım, hazırlayalım. Sonra üzerine karıştırırız. Bunun için yağımızı tavaya alıyoruz. Yağ ısınınca soğanımızı ekleyeceğiz. Yağımız ısındı, soğanı ekleyelim. Biraz soğanı kavuracağız. Soğanlarımız yumuşadı güzelce. Toz biberimizi döküyoruz. Sonra reyhanımızı döküyoruz. 1-2 dakika bununla kavuruyoruz. Tamam, patatesler haşlanınca üstüne ekleyeceğiz. Soğanımız da hazır olmuş oldu. Patateslerim haşlandı. Şimdi hemen süzdüm. Sıcakken eziveriyoruz patates ezicimizle. Sonra da üzerine yağımızı koyacağız, karıştıracağız. Yağını da koyuyoruz. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. Bu biraz soğusun hamur mayalanana kadar. Hamurumuz kabardı. Şimdi mandalina büyüklüğünde bezeler alacağız. Şöyle tepsimize koyacağız.
Böyle böyle ben bezi tutayım. Tamam. Şimdi yaptığımız bezeleri böyle biraz elimizle açacağız. Burada bir şey kullanmaya gerek yok. Şöyle bir top beze kadar bir patatesi içine koyacağız. Tekrar bunu beze haline getireceğiz. Tekrar tepsimize dizeceğiz. Hepsini böyle yeniden patatesli bezeler yapacağım. Ben hepsini yapayım bunların. Bezelerimiz tamam. Şimdi bunları küçük bir servis tabağı büyüklüğünde açacağız. Çok ezmeyin. Patatesler fışkırır, dışarı çıkar hamurlardan. O olmasın. Şöyle hafif hafif. Biraz kalınca bir bazlama sonuçta. Biraz kalınca bir hamur olacak. Evet, bu yeter. Daha fazlası artık patatesleri dışarı fırlatır. Tamam, böyle böyle açacağız. Sonra tavada pişireceğiz. Tavamızı ısıttım, altını açıp sonra biraz kıstık. Tavada arkalı önlü iyice pişireceğiz bunları. Sonra çıktığında da tereyağla yağlayacağız. Onu en başta malzemelerde söylemeyi unuttuk ama şimdi yaparken göreceksiniz. Arkasını çevirdim. Şimdi bu tarafta kızaracak. Böyle çevire çevire pişirebilirsiniz. Pişene kadar bakın siz de kontrol edin tavanızda. Pişmezse bir daha çevirirsiniz. Sonra çıkarınca yağlayalım. Tamam. Pişenleri böyle yağlayacağız. Evet, sonunda bitirdik. Bakın yumuşacık, çok güzel, sıcacık delenlerimiz oldu. Patatesli bazlamalarımız hazır. Deneyeceklere kolay gelsin. Çok lezzetli bir tat. Mutlaka deneyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.